kadar söz vermiştim 6 santim çıt çıtı da örelim diye. 1.40 milim 6 numara tığla 6 santim çıt çıtımı öreceğim. Hemen başlayalım. Çıt çıtınızın uç kısmının çakma yerlerinin birbirine iyice çakıldığından emin olun. Görünüyor mu bilmiyorum şuraları. İyice çakılmış olsun. Hemen bir tane başlangıç zinciri çektim. Şöyle çıt çıtımızı tuttuk. Şuradan tığımı geçirip buradan sabitleme yaptım. Hemen buraya bir tane daha sık iğne yaptım. Şu ipimi karşıya alacağım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekeceğim. Önemli olan uç kısmını bilmeniz. Zaten diğerlerini biliyorsunuz. Hemen bu ipi de içinde yürüterek 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, böyle çekiştirin. 3, 4. Yani iple metali iyice birbirine şöyle yakınlaştırın. Kaymasın. 4 tane yürüttükten sonra daha fazla yürütmüyorum. Hemen devam edelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 santimde 14 tane örüp dönebilmiştik. Şimdi devam ediyoruz. 15, 16, 17, 18. Evet, 6'da da 18 tane dolduruyorum. Şimdi uç kısmını nasıl alıyordum? Şuradan orta parmağımla şu ipi ittirdim. Burayı hiç bollaştırmadan bunu oynatarak şöyle aldım. Çıkartıyorum. Önden bunu böyle geçireceğim. Ve sıkı bir şekilde tekrardan alıyorum. Tekrar aldım. Oynatmadan döndürdüm ve sıkıştırıyorum. Bir daha. Bunda zorlanırsanız normal dönün. Artık bunda bence zorlanmamanız lazım. Bir de pembe ip, bebe mavisi, pudra pembesi, alize'nin çok ince. Yani diğer renklerine göre belki de boyasından dolayı çok ince bir yapısı var. Onu tabii ki örmek biraz daha zor. Çünkü açık olur yani her halükarda bir noktacık görünür. Bak lilada mesela şöyle çizgiler bile görünmüyordu. Ama bunda görünebiliyor. Döndük. Şimdi etrafımızı da dönelim. Kapattım. Bakın buralarda sıkı örmedim. Nasıl fark etti? Hemen tekrar kapatmadığım için öremedim. Şimdi sıkılaştırarak devam edelim kızlar. İsterseniz sayabilirsiniz. Ben şimdi göz kararı devam edeceğim. Zaten aynı el ayarınız bozmadığınız sürece yine 18'e 19'a tamamlanmış olur. Yani uçlarıyla birlikte döndüğünüzde. ile 22 ile de kapatanlar var uç kısmına kadar. Olabilir. Ama daha fazlası artık çizgin şeklini bozuyor. Daha böyle kocaman bir şey ortaya çıkmış oluyor. Şimdi buraya kaydırma yaptıktan sonra şu zincirimize bir tane sık iğne yapıyoruz. Baş doluyorum. Bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki delikle birlikte, şuradaki delikle birlikte öreceğim. Baş doladım. Alt kısımdan geçirip buradan 3 tane çakma sık iğne yapacağım. Diğerinde 5 santimde 2 tane çakma sık iğne yapmıştım. Buraya 3 tane rahat kapatır. Şimdi çakma sık iğnemi bu zincirin altından geçirip aldım. Bir tane de sık iğne yapacağım. Tamamdır. Ve şuraya kaydırmamı yapıyorum. Şuradaki fazla ipimi keseceğim. Buradaki gibi şerit yapalım. Ya da 3 zincir kaydırma yapalım. 1, 2, 3. Diğer videoda onu gösterdik. Şimdi bir değil ikinciye kaydırma yapacağım. 1, 2, 3. Birinciye değil ikinciye kaydırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar birlikte örelim.
Bir de oval taban örmeyi tam olarak oturtamamış olan kişiler için şey yapacağım. Oval taban çekeceğim inşallah önümüzdeki günlerde. Çok istenen bir model vardı çiçeği. Aslında o da çok kolay. Onunla birlikte ikisini anlatırım. Bakın taş gibi oluyor yani bu şekilde yaptığınızda. Bir de dediğim gibi hem küçük tığ kullanmak, büyük tığ kullandığınızda şuraları da kalın olduğu için çıt çıttan giyemiyor. Hani mecburen bol tutuyorsunuz. Çıt çıtlarınızın aldığınızda uç kısımlarının tamamen çıkılmış olduğuna ilk başlamadan önce bakın, yani yazık oraya kadar örüp sonradan bu açıkmış olmasın. Şöyle başladığımız yere kadar bir 3 zincir çektikten sonra bir tane sık iğne atlayıp diğer tarafa geçtik. Bir de şey istiyorsunuz. Bu sadece çıt çıt örüyoruz ya kaydırmalı. Buraya kadar yeterli. İsterseniz şöyle 2 tane çekip şuraya da kaydıralım. Buraya zaten obje getiriyoruz. Bir zincir ve kesiyoruz. Bunun da videosunu çekmek istiyorum ama model bana ait değildi galiba, yani bayağı yapan olmuştu da şimdi kim olduğunu da bilmiyorum. Şöyle arkaya alayım. Olmadı, önden arkaya değil, şöyle arkaya doğru alalım. Çıt çıtların uçları kesik ya, şunu bile buraya geçiremiyorsun. Yani çıt çıt örme tığınızla hakikaten şununla şu farklı olmalı. Takılıyor. Aynen bak alabiliyorsun. Şöyle kızlar. Şöyle göstereyim. Bakın arkasına. Gayet güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.